Green Teoremi örnek soru 2. Bu videomuzda Green Teoremine bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Green Teoremini kullanarak integral 6xy-y kare dy integralinin sonucunu bulunuz. C eğrisi, bu integrali hesaplayacağımız C eğrisinden bahsediliyor. C eğrisi, y eşittir x kare ve y eşit 2x tarafından elde edilen kapalı bölgenin sınırları. Ve C eğrisi üzerinde saat yönü tersinde hareket edildiğini varsayınız. Şimdi soruya baktığımızda birkaç noktayı konuşmakta fayda var. Bir integralin içine bu şekilde yuvarlak çizildiği zaman anlatmak istenilen şey şudur. Buradaki C eğrisi kapalı bir bölge. Kapalı bölge oluşturan bölge oluşturuyor diyelim. Buradaki yuvarlağın anlamı budur. Ki zaten buradaki söylem onu doğrulayan bir söylem. C eğrisi y eşit x kare ve y eşit 2x tarafından elde edilen kapalı bölgenin sınırları. Şimdi Green teoremini kullanarak bir çizgi integrali hesaplamada genel formülümüzü bir hatırlayalım. Kullanılma şartlarını kısaca tekrar edelim ve ardından sorumuzu çözmeye başlayalım. Green teoremi p dx artı q dy formatında verilmiş çizgi integrallerin hesaplanmasında belli şartların sağlanmasında kullanılır. Bunu çift katlı integrale dönüştürürüz. D bölgesi. Bu içeriye yazdığımız şey Q'nun X'e göre kısmi türevi eksi P'nin Y'ye göre kısmi türevidir. DA. Green teoreminin formülünü yazın derse birisi size yazmanız gereken direkt şey budur. Biz şimdi bizim buradaki integralimizi bu içine yuvarlak konulsa da olur, konulmasa da olur. O çok önemli değil. Oraya takılmayacağız. Çift katlı integrale dönüştürerek çözeceğiz. Bunun gerçekleşebilmesi için, Green teoreminin kullanılabilmesi için şartlar şunlar idi. C kapalı bölge olmalı. Kapalı bölge oluşturmalı. Ki zaten soru açık açık bunu söylemiş. C eğrisi y eşit x kare ve y eşit 2x tarafından elde edilen kapalı bölgenin sınırları. İkinci şartımız pozitif yönde dönüş olması lazım. Bu eğri üzerinde pozitif yönde dönülmeli. C eğrisi üzerinde saat yönü tersinde hareket edildiğini varsayınız. Saat yönü tersi pozitif yöndür. Bu da söylenmiş açıkça. Kapalı bölge C eğrisi üzerinde saat yönü tersinde dönülüyor. Üçüncü şartımız da Qx eksi Py'nin sıfır olmaması gerekliliğidir. Q'nun x'e göre kısmi türevi eksi P'nin y'ye göre kısmi türevi sıfır etmemelidir. Şimdi burada verilmiş integrali ilk olarak çift katlı integrale dönüştürelim. C 6x y eksi y kare dy. Şimdi birçok kişi burada dx'li bir şey yok diyebilir. Evet yok. Dx'li bir şey olmaması demek p'nin sıfır olduğu anlamına gelir. Bunu çift katlı integrale dönüştürüyoruz. Burası q'dur. Y'nin önü. Bunun x'e göre kısmi türevini alıyoruz. X'e göre kısmi türevini aldığımızda 6x y'nin türevi 6y olur. Bunun x'e göre kısmi türevi 0 eder. 6y eksi p'nin y'ye göre kısmi türevini alıyoruz. 0 da. D 6y da'ya ulaştık. Yani bizim bu şekildeki bir integrali Green teoremi kullanarak çözün dediğinde
Önce bu integrali çift katlı integral formatına bir getirmeliyiz. Onun için yaptığımız formül de şudur. Şimdi bunu yaptık. Buradaki önemli olan diğer bir nokta, soruda bize bu C eğrisinin oluşturduğu kapalı bölge çizilmediyse onu biz çizmeliyiz. Çünkü bu çift katlı integralin sınırları bu C eğrisinin oluşturduğu kapalı bölgedeki alandan elde edilir. Şimdi bu C eğrisinin oluşturduğu kapalı bölgeyi çiziyoruz. C eğrisi y eşit x kare y eşit 2x y eşit 2x şöyledir. Y eşit x kare tarafından elde edilen kapalı bölgenin sınırları. Elde edilen kapalı bölge burası. Bizim çizgi integralini hesapladığımız kısım ise, onu farklı bir renkle göstereceğim. Bu kapalı bölgenin sınırı bizim C'mizi temsil ediyor. Ve bunun üzerinde şu şekilde bir saatin tersi yönünde dönerek şöyle bir dönüşle integrali alıyoruz. Şimdi biz buradan çift katlı integralimizin işte bu C eğrisinin içinde oluşturduğu alandan çift katlı integralin sınırlarını elde edeceğiz. Buradaki alana baktığımızda bu alan dikdörtgensel bir alan mı diye ilk olarak bakmalıyız. Eğer ki dikdörtgensel alan olursa x'in sınırı da sayı, y'nin sınırı da sayı olur. Ama bu dikdörtgensel alan değil. Dikdörtgensel alan değilse o zaman sınırlardan birisi fonksiyon, birisi sayı olmalı. Bir sınır sayı, bir sınır fonksiyon olmalı. Fakat burada bunların kesiştiği noktanın değerini bilmiyoruz. Şunları bir eşitleyelim. X kare eşittir 2x. Şu 2x'i bu tarafa alırsak x kare eksi 2x eşit 0. X parantezine alırsak x eksi 2 eşittir 0. Bir 0 bir de 2. Burası 0, burası da 2. X sınırını sayı seçelim. Sayı sınırını istediğinizi seçebilirsiniz. İster x'i ister y'yi. Y'yi seçen birisi bu 2'yi götürüp buraya koyacak. 4. 0'dan 4'e kadar seçmesi gerekir. Ben ama x sınırını sayı seçmeye karar verdim. Hangisini seçtiğimizin hiçbir önemi yok. X sınırını sayı seçtiğime göre y sınırını fonksiyon seçmek zorundayım. Y sınırını fonksiyon seçiyorsam y'nin aşağıdan yukarıya doğru değiştiğinin farkında olmalıyız. Ve bu alanın alt sınır fonksiyonu dan üst sınır fonksiyonuna doğru y'nin sınırlarını belirleriz. Bu alanın alt sınır fonksiyonu x karedir. Bu alanın üst sınır fonksiyonu 2x'tir. İşte bir sınır fonksiyon olacak derken bu şekilde belirliyoruz. Eğer ki y'yi fonksiyon belirliyorsak alt sınır fonksiyonundan üst sınır fonksiyonuna doğru hareket ettiğini bilmeli ve sınırları ona göre yazmalıyız. Eğer x'i fonksiyon belirliyor olsaydık sol sınır fonksiyonundan sağ sınır fonksiyonuna gidecektik. Bir de x eşittir kök y biçiminde, x eşittir y'li biçimde bırakmamış olmamız gerekirdi fonksiyonları. Ben onlarla uğraşmak istemediğim için y üzerinden fonksiyon sınırı elde ettim. Şimdi bunu integralimize getirip koyuyoruz. Her zaman önce sayı sınırı en dışta sayı sınırı olmalı. Fonksiyon sınırı içte olmalıdır. İntegralimizin içi 6y. Burada bu y'nin sınırları olduğu için dy. Dıştaki x'in sınırları olduğu için dx. Bu da yerine dy dx veya dx dy gelecek. Bu koyduklarımıza göre değişiyor. Bu y'nin sınırı ise dy buraya, bu x'in sınırı ise dx buraya. Şimdi bu integrali içten dışa doğru hesaplamaya başlayacağız.
Önce bu. Y'ye göre integral alıyoruz. Onu kenarda yapalım. Sonra integralin içine koyup öyle devam edelim. 6y'nin integrali 6y kare bölü 2'den 3y karedir. 2x ve x kareyi koyuyoruz. 2x'i koyarsak 4x kare eder, 12x kare. X kareyi koyarsak x üzeri 4 eder, 3x üzeri 4 eksi 3x üzeri 4. İntegralin içine götürüp koyalım. 12x kare eksi 3x üzeri 4 dx. Bunun integralini alırsak 12x küp bölü 3'ten 4x küp eksi 3x üzeri 5 bölü 5. 2 ve 0 koyuyoruz. 2'yi koyduk. 8, 32 eksi 2'yi koyduk. 32, 3 ile çarparsak 96 bölü 5. 0'ı koyarsak 0 ediyor. 5 ile 32'yi çarparsak 160. Bunu çıkartırsak da 64 bölü 5 olarak bu integralimizin sonucunu bulmuş oluruz. Şimdi kısaca yaptıklarımızın üzerinden geçip bu videomuzu öyle noktalayalım. Şimdi bize Green teoremi kullanarak bir çizgi integrali çözmemiz istenirse, bu çizgi integralini derhal birinci adım olarak burada, ben burada çok laf ettim, genel kavramlar kafada yerleşsin diye bunları konuştum. Birinci adım sonuca yönelik çözüm yapıyorsak, hemen bu integralimizi çift katlı integrale dönüştüreceğiz şu formülle. Ardından bu çift katlı integrali dönüştürdükten sonra bu C eğrisi çizilmemişse derhal o C eğrisini çizeceğiz. Ki bu soruda çizilmemişti. C eğrisini çiziyoruz. Ardından da bu eğrinin oluşturduğu alandan bu çift katlı integralimizin sınırlarını çıkartıyoruz. Ve ardından da o integrali hesaplayarak ikinci adım bu bölüm sınırları çıkartma. Üçüncü adım da integralimizi yazıp ardından çözme adımıdır. Green teorem fikrimiz çizgi integrallerini çift katlı integrallere dönüştürüp buradaki kapalı bölgeden de bu çift katlı integralin sınırlarını elde edip çözme üzerine kuruludur. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.